Lazer deyince akla hemen Karadenizliler gelir ya, işin aslı öyle değildir. Doğu Karadeniz'in neredeyse her vadisi farklı bir kültürle bezeli coğrafyasında yaşayan Lazlar, dilleri, kültürleriyle özel bir halktır. Temel fıkralarıyla anlatılanın çok daha ötesi. İnsanlar Lazların kim olduğunu biraz daha iyi biliyorlar ama hala daha toplumda işte Lazların bir kısmı Karadenizliler olarak algılandı. Yani celi ürüm, cidi ürüm diye konuşan insanların Laz olduğu algısı halen daha egemen. Lazlar Lazdır aslında çok sade anlamıyla. Çünkü böyle şey tartışmaları vardır. Hani Gürcü müdür Lazlar, Türk müdür? Hayır, aslında Lazlar. Yani Türkiye'de yaşayan Lazlar açısından söylersek Türkiyelilerdir. Evet, Türkiye Devleti'nde yaşarlar ama kendi dilleri vardır, kendi gelenekleri, kültürleri vardır. Lazdırlar. Antik çağlarda Kolhis denilen, milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren Lazika diye anılan Lazistan'ın 4000 yıllık kadim halkıdır Lazlar. Yunanlıların Kolhis dediklerine Romalılar Laz, yurtlarına da Lazika demeye başlar. Osmanlı'nın son dönemine kadar, hatta ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile kullanılan Lazistan, zaman içinde küçülse de hemen hemen tüm Doğu Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyanın adıdır. Lazlar çok eski. Tarihini bilmiyorum. Tarih olduğu olalı buradalar yani. Tarihte Laz adına ilk defa milatlı yıllarda rastlıyoruz. Ne yazık ki çok ciddi tarihsel araştırmalar yok. Ama işte Bizans tarihini okurken Lazlara denk geliyoruz. Güney Kafkasya'da tarihi bir bölge olarak Kolhis ya da Kolha uygarlığından söz edilir. Bugün yapılan kazılarda o uygarlığa ait izler bulunur. Bilinen bir gerçek vardır ki o uygarlığın yaşayan temsilcileri de Lazlardır. Milattan önceki yıllarda Kolhi medeniyetine kadar dayanan bir geçmişi var. Yani bu toprakların aslında çok kadim bir halkı diyebiliriz. İşte Laz kamuoyunda dile getirilen bir ifade var. 4000 yıllık tarihten bahsediliyor. Buna girmeden önce şunu vurgulamak isterim. Bir halkın tarihinin 1000 yıl öncesine dayanması, 3000 yıl öncesine dayanması, 10.000 yıl öncesine dayanması bir anlam ifade etmez aslında. Önemli olan o halkın bugün bir halk olarak var olmasıdır. Türkiye Lazları, Artvin'in Hopa, Arhavi, Borçkay'la Rize'nin Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çamlıhemşin ilçelerinde yoğun olarak yaşar. Osmanlı'nın son dönemlerinde Lazistan sancağının nüfusu 600 binden fazlayken, zaman içinde 400 binden fazlası iskan ve sürgün politikalarıyla yerinden yurdundan oldu. Müslüman olmayan Lazlar ise zaman içinde ya Rumlaştılar ya Gürcüleştiler. Bütün hani Türkiye'de 600 bin civarı olsa gerek diyebiliyorum. Hani çok değişti mi o sayı bilmiyorum. Öyle bir 600 bin gibi bir rakam olabilir. Esas oradan gelmez ama bizim aslımız İskenderoğlu olarak Trabzon, İskender Paşa'nın torunlarıyız. Oradan gelmeyiz. Kimdir Lazlar? Lazlar esas itibariyle Güney Kafkasyalı bir halktır. Yani belki Türkiye'de Karadeniz kimliği daha fazla öne çıkıyor ama yani etnolojik olarak değerlendirme yaparsak Kafkasyalıyız. Yaşadığımız coğrafya Doğu Karadeniz olması itibariyle de Karadenizliyiz. Laz, efendim Arhavi, Laz'dır. Efendim Fındıklı, Laz'dır ama onların dilleri biraz değişik oluyor. Tam Laz değil. Fındıklı. Ondan ötesi yok. Bu tarafa bakınca Borçka. Borçka'nın birkaç köyü Laz var. Gerisi Gürcü'dür. Evet, Lazların olduğu bunlardır.
Lazuri Nena yani Lazca dili diğer Kafkas dilleriyle akraba. Lazların Hristiyan akrabalarının konuştuğu Megrelce ile de özel bir bağı var. Lazlar ve Megrel dilleri birbirlerini rahatlıkla anlayabilecekleri kadar birbirine benziyorlar. Başköylüyüm, eski adıyla Higi. Lazca adı Higi. Higiliyim. Hoba'dan burası değişiyor dili, Laz dili. Onlar daha ince konuşuyor. Burası diyorlar işte siz kabasız, kaba konuşuyorsunuz. Bizim Lazca'mız öyle. Bu öyle değil. Yani bizim konuştuğumuz Lazca, Megrelce ile büyük ölçüde aynı dildir. Gürcüce bir ikinci dildir, Isvanca ise bir üçüncü dildir bu dil grubunda. Ben mesela Lazca'yı mükemmel bilirim. Buna rağmen onların konuştuklarını çok çabuk konuşurlar. Her işleri de öyledir. İşleri de öyledir. Çabuk konuşurlar, %30'unu ancak anlayabiliyorum. Biz Kili diyoruz, onlar has değiller, has. Hemşiriler has. Lazlar da, onlar da ekmek diyorlar başarılı. Farklı bir şey yok. Halen eski isimleri de kullanılmıyor değil. Yavaş yavaş şeyini yitirmekle beraber, dildeki güncelliğini yitirmekle beraber daha eski, daha yaşlı insanlarımız daha çok kullanılıyor. Ya da bizim gibi böyle biraz orta yaşa dayanmış. Ama bir nesil sonrası muhtemelen eğer hani farklı çabalar olmazsa kullanılmayacak. Lazca'yı bilen bir insan Gürcü'yü çok çabuk öğreniyor. Dil kırıktır, yatkındır öğrenmeye. Çünkü birçok kelime Lazca ile Gürcü aynıdır. Babam çok şükür ki Lazca konusunda çok duyarlıydı ve bizim için Lazca'nın önemini çok farkındaydı. Lazlığımızın bizim bir parçamız olduğunu, vazgeçemeyeceğimiz bir parçamız olduğunu çok farkındaydı. O düsturla büyüdüğüm için annemin olumsuz eleştirileri pek etkilemedi beni. Torunlarım bilmez, çocuklar bilir. Torunlarıyla Lazca konuşmadık. Ben Lazca'yı biliyorum mesela. Bunu nereden öğrendim? Tabii ki evdeki konuşmalardan öğrendim. Belki işte babaanneyi, dedeyi erken kaybettik ama evde annem, babam kendi aralarında hani dışarıda daha kamusal alanda Türkçe konuşmaya özen gösterselerdi ev içerisinde Lazca'yı konuşuyorlardı ve biz bunu böylece öğrenmiş olduk. İşte okullarda Lazca konuşma yasakları, Lazca'yla mücadele kolları, evde dahi Lazca konuşulan çocukların ispiyonlanması, bunlar bilinen şeyler artık yani herkesçe anlatılan şeyler. Ama tabii bunlar bizde ne yazık ki çok olumsuz etkiler yarattı. Yani ben bile hatırlıyorum çocukluğumda Samsun'da okudum ilk orta liseyi. Memlekete gidip döndüğümde annemin şivemizden, aksanımızdan şikayetçi olmasını hatırlıyorum mesela. Memlekete gitmişiz, aksanımız bozulmuş gibi. Valla okuldaydılar. Zaten biz şimdi yine gene evde çoğunlukla Lazca konuşmuyoruz. Türkçe konuşuluyor. Onun için çocuklar da hep Türkçe konuşa Türkçe alıştılar. Lazca'yı bir şey sorsam böyle bakıyor. İyi bir şey değil. Özellikle 70'lerin ortasında televizyonun evlere girmesiyle birlikte insanların Lazca konuşma oranı düşmeye başlıyor. Çay tarımı da aslında Lazları zenginleştiriyor demeyeceğim ama bir gelir sahibi hale getiriyor. Ve böylece büyük göçe çeşitli sebeplerle yani öğrenim amacıyla büyük ölçüde göç etmeye yaygınlaşıyor. Bunlar hep tabii bizi kültürel ve dilsel erozyona uğratan husus. Türk ulusunu yaratma projesi Lazlar'da da etkisini gösterdi. Ve Cumhuriyet'le birlikte Lazca konuşmak,
yasaklandı. İşte aslında biraz Cumhuriyet inşasına kadar belki gidebilecek bir mesele bu. Yani burada aslında kimlikler de kendisini bir şekilde asimile etme, dönüştürme yoluna girmiş ister istemez. Bazen bu gönüllü asimilasyon şeklinde olmuş, bazen belki zor üzerinden oluşmuş, asimilasyon şekilleri oluşmuş. Ama dil üzerinde etkisi çok büyük. Neden? Çünkü aslında Türkçe konuşmak bir modernlik göstergesi olarak hayat içerisinde nüfuz bulurken, buna böyle katılmayan, işte bunun dışında kalmış, modern olmayan, daha geri bir yerden kodlanınca refleksler aslında ister istemez böyle gelişmiş. Gürcistan bugün varsa bunu Gürcüce alfabesine borçlu ve Gürcüce yazmaya borçlu büyük ölçüde. Bizim dezavantajımız kendi dilimizde yazmamak olmuş. Bugün 35 harfli bir alfabe kullanıyoruz. Bu alfabeye biz Lazoğlu alfabesi diyoruz. 1984'te Almanya'da oluşturulmuş bir alfabe bu. Adı Lazoğlu alfabesi ama alfabenin mimarı bir Alman araştırmacı Wolfgang Feuerstein. Tabii 1984'te bu alfabe yapılırken aslında 1920'lerde bir alfabenin yapılmış olduğunu bilmiyoruz. Amerika'yı yeniden keşfediyoruz aslında bir nevi. O büyük bir talihsizlik oluyor. Çünkü bugün işte hangi alfabeyi kullansak gibi en azından benim kafamda soru işaretleri var. Ya günlük hayat içerisinde tabii çok konuşmuyorum ama özellikle tabii bunun üzerine yazmaya, işte alfabe üzerine falan çalışmaya özen gösteriyorum. Yazılı dilin gelişmesi çok geç. İlk yazılı metinler bundan işte aşağı yukarı en fazla 100 yıl öncesine kadar gidiyor ya da işte 120 yıl öncesine kadar. Elimizde yok ama bildiğimiz ilk Megrelce metin, Megrelce İncil. Artık Lazca seçmeli ders olarak devlet okullarında okutulmaya başlandı. Ve böylece biraz belki yeni dönem, artık çocuklar da bunun farkındalığını oluşturuyorlar. Bu alfabeyi öğreniyorlar. Ama derseniz ki hani Lazca okur yazar oranı nasıl ve ne kadar diye bir soru olarak sorarsanız bunu, gerçekten az diyebiliriz. Yani devletin Lazca'yı seçmeli ders olarak okullarda işte programa koyması yeterli değil. Üniversite sınavlarında Lazca bilen çocuklara ekstra puan verilmeli bence. Bu tüm Türkiye'de konuşulan diller için uygulanmalı. Yani her çocuk bir dili seçmeli Türkiye'de konuşulan ana dillerden. O dilden sınavı geçerse üniversitede ek puan almalı. Bu benim yarattığım bir şey değil. Bu İskoçya'da, işte Galler'de Galce'yi, işte oradaki İngilizce haricindeki dilleri desteklemek için bulunan şeyler bunlar. Mümkün şeyler yani. Yaşanmış, örnekler olan şeyler. Yine Cumhuriyet'ten kısa bir süre önce Ahmet Tevfik önemli bir iş yapıyor. Laz Talebe Cemiyeti'ni kuruyor. Ve şu kitabı yayınlıyor. Sevgili vatandaşlarım, Lazlara ricai mahsusum diyor. Hasan Hilimişi diye bir aydınımız var. Ama onun talihsizliği de komünist olduğu için Sovyetler Birliği'ne kaçmak zorunda kalması. Yani Türkiye topraklarında faaliyet yürütemiyor. Sovyetler Birliği'ne gidiyor. Orada Lazcılık faaliyetlerinde bulunuyor.
Sovyet döneminde bu İskender Staşi diye bir adam, bunu alfabe olarak ilk yazıldığı dönemlerin o olduğu söyleniyor. İskender Staşi'nin yazdığı bir alfabe. Yine Sovyetler Birliği'ne geçmişken orada adını anmadan geçemeyeceğimiz İskender Staşi var. İskender Staşi, Abhazya'daki Lazca okullarının direktörü. Yani Rusça'dan Lazca'ya matematik kitabı çeviriyor ilkokullar için. Alfabe oluşturuyor. Kızıl Yıldız isimli Lazca yayın yapan gazeteyi çıkartıyor. Gerçekten çok değerli bir devrimci, komünist bir Laz. 6. yüzyıla kadar pagan olan Lazlar, bu dönemde Laz kralı Gubaz'ın Hristiyanlığı devlet dini olarak ilan etmesiyle Ortodokslaştı. 15. yüzyılda ise Osmanlı hakimiyetiyle Müslümanlaşma başladı. Bugün Lazların çok büyük çoğunluğu Müslüman ve Hanefi mezhebinden. Bir dönem işte paganizme inandıkları, pagan oldukları, daha sonra şamanlık, daha sonra Hristiyanlık ve en sonrasında da 600 yıllık bir süreç galiba Müslümanlık tarihleri var. Tapu tarih defterleri bize o dönemi aydınlatıyor. Yani isimler Hristiyan isimleriyken zaman içerisinde önce babanın adı Müslüman adı oluyor, sonra da oğlunun adı Müslüman adı oluyor. Tabii buradan bizim bir zamanlar, yani Osmanlı egemenliğinden önce Hristiyan olduğumuzu söylemek mümkün. Bu bölgeyi Osmanlı Müslümanlaştırdı. İşte Müslümanlığı kabulden sonra evet orada bazı değişen şeyler de oluyor. Mesela ben babaannemin Tangiç kimi diye dua ettiğini bilirim. Yani elinde hep tesbihi olan bir kadındı. Namaz kılardı, Kur'an okurdu. Ama Trangiç kimi diye kullanırdı. Muhtemelen onun babaanneleri, onun dedeleri de böyle dua ettiği için oradan gelenen bir söylem. Laz kültüründe Hristiyanlığın etkileri de devam eder. Yaşlı kadınlar şeker ve kurban bayramlarında kırmızı boyalı yumurta dağıtırlar. Tıpkı Ortodoks Paskalyası'nda yapıldığı gibi. Bu işte Lazlar'da dua meselesi ve beddua meseleleri çok önemlidir. Hatta işte Hopa'da da Azlava dediğimiz işte o eski köyün tepesinde Okfame diye yerler vardır. Ve bu Karadeniz kıyısı boyunca birçok yerde de var aslında. İşte Pazar'da da var, Fındıklı'da da var. Bu Okfame yerleri dua yerleri olarak bilinirmiş. Geleneklerde de Hristiyanlıkla Müslümanlık iç içe geçiyordu. Şöyle ki işte bizim geleneksel, yani dini bayramlarımızda Paskalya yumurtası dağıtılırdı. O işte o yaşlı teyze, o yumurtayı yapan yaşlı teyzeye bu aslında bir Hristiyanlık geleneğidir desek bizi keserdi, ama o kadar şevkle bunun bir sevap olduğu inanışıyla kırmızı, işte soğan kabuğuyla kırmızıya boyanmış yumurtalar dağıtırlardı yaşlı kadınlar özellikle. Böyle büyük bir halka oluşturup herkes el ele o ağacın etrafında döne döne işte talepler dile getirilirmiş. Ve orada bir ruhun geleceğine inanılırmış. Hatta Lazca şey derlemiş biri içinden, yani o ekibin içinden birisi sesli olarak mohtuyu, mohtuyu, geldi mi, geldi mi diye. İşte önce va mohtu, va mohtu, gelmedi, gelmedi. Ondan sonra en son artık ko mohtu dedikten sonra, geldi dedikten sonra o ritim daha çok hızlanırmış. Ve biraz böyle bazı araştırmacıların hani bu Lazlardaki horon geleneğinin aslında bu dini ibadetler ya da dini inanışlardan da kaynaklandığını söylüyorlar. Mesela dedemle yaşadığım bir diyaloğu unutmuyorum. Demin de dediğim gibi dedem namazında, niyazında inanmış bir Müslümandı. Ama mesela ilkokuldayken ben onunla şöyle bir tartışma yaşadım. Dedim ki dede, İsa Hristiyan peygamberidir dedim. Hayır dedi, olur mu dedi, İsa Müslüman peygamberidir dedi. Hazreti İsa'yı Hazreti Muhammed kadar seviyordu.
bana anlamsız gelmişti yani dedemin İsa'nın Hristiyan olduğunu bilmemesi. Sonra şöyle bir yorum yapıyorum. Demek ki ona İsa sevgisi işte bir şekilde aileden aktarılan bir sevgiydi ve o Hristiyanlıktan gelen bir sevgiydi belki. Yani düğünlerde mutlaka horonlar oynanır. Hatta vahahay diye bir horonları vardır. İşte eğer şeyler darsa, alan darsa daha yavaş yavaş hareketlerle yapılır bu. Daha rahat bir alandaysa daha hızlı, daha ritmik şeylerle de yapılır. Neden? Çünkü şey de öyledir, hani deniz de bir şekilde öyledir aslında. Hani bir bakarsınız Karadeniz çok sakin görünür size, çok sessiz görünür ama bir bakarsınız çok delidir. Biraz evet insanlarının da belki böyle olmasının etkilerinden bir tanesi de böyle bir şeydir. Yani doğayla sürekli iç içe yaşıyor olması. Tabanca hemen hemen herkeste olur yani. Yastık altında olur, evde olur. Düşman sahibi olursa üzerinde bulundurur. Ne bileyim yani. İstila sevmez. Herkes sever istilayı. Gene boş değil. Herkes de olabilir de. Burada silah yapımı yok ama duyuyoruz biz. Peki şimdi düşmedi. Ardeşen'de mesela köylerde, evlerde silah yapılır. İstediğim marka silah yapsınlar. Skandalası var ama adam bağışladı. Adam vurdu, intikam alamadı. O adamlar da öldü. Anlıyor musun? Bir şey yok. Ya şimdi o eskiler öldü. Vuran adam öldü. Bu sene öldü. Bir attılar uzaktan. Uzaktan adam tuttular. Bu Boçka tarafından pazarlı geldi, karşısında oturdu, evin karşısında bir de kızları var idi. O kızları da o bahçeye gönderdiler ki bu çıksın da oraya bakma. Bu da çıkmış evin altında, çepre yaslanmış da kızı seyrediyor. Karşıdan Mauser ile drang. Tam kafadan silme getir. Ulan ok atacaksın, bana göğsünde nişan al da. Çok sevdiğim atasözleri, deyimler var. Bir tanesi şey... Reci tfila can zirası biji dostani nakvaten. Yani domuzun yavruları çoğalınca ağzının tadı kaçar. Yani şeyi anlatıyor. Yani çok bakmakla yükümlü olduğun insan sayısı ya da sorumlu olduğun insan sayısı artınca işlerin bozulur, canın sıkılır gibi bir şey. Bicim çferim ola bgeri derler. Yani ağzı unla dolu. Bazı insanlar vardır konuşmazlar. Yani uyarılırsınız böyle olduğunuzda. Bicim çferim ola bgeri isterim o da unutur. Yani ağzında un varmış gibi durma, konuş. Yani konuşman gerekiyor gibi yani. Nerede söylenir bu? Konuşman gerektiği yerde konuşmuyorsan o zaman bu deyim söylenir. Akraba, sülale içi yoğunlukta, hani tabii bu toprak meselesi de devreye giriyor burada. Topraklar paylaşılacak, bölünecek, işte dışarıya gitmesin ya da işte köyün dışından birileri olmasın diye bunlara dikkat edilir mi? Annem görücü usulü, ben öyle sevdim de hoş almadım. Görücü usulü, ben dedi annem, kızı bunu... Eşimi tanıma bile tanımıyordu.
Onlar o yukarıda Boğaz'da evleri var, yazın orada olur. Anlıyor musun? Ben dayımın kızını annem dedi. Sana vereceğim. Ben de annem babamın sözüne çıkmadım hiçbir zaman. Çıkmayınca Allah'a çok şükür memnunum. Mesela bir hikaye anlatabilirim bizim köyden. Babamın amcası işte bir evde kızlardan birine talip oluyorlar falan. Görebiliyor, görüyor da, gördüğünde ben göreceğim diyor, evet diyor, onaylıyor olabilir. Sonra işte büyük ablayı getiriyorlar eve. Böyle bir hikaye oluşuyor. Oradan sonra da artık onun ayrılması falan mümkün değil. Hani zaman zaman böyle şeyler çok az da olsa yaşanabiliyormuş tabii. Eskide hemşirlikte de daha çok oluyordu. Hemşirlik ne yapardı? Yolda giden seviyor kızı da çembreğini alırdı. Başında yazma vardı. Ha, zapt etmek için ona alıyordu. Ya vururdular ya da alırdı. Aileler devreye girdikten sonra işte damadın şeyi, ailesi kız tarafına, onların yakın gördüğü birine ulaşıyor ve diyor ki işte biz sizin kızınıza talibiz, işte yuva kurmalarını istiyoruz falan. Ondan sonraki süreçte bunlar bir araya geliyorlar. Bu erkeğin ailesi ve kızın ailesi. Ona da Bozo Omsku deniyor şeye, Lazca. Türkçesi kızın övüldüğü zaman. İşte kızın özellikleri övülür. Diyelim ki çok zayıfsa, bu zayıflığın iyi şeylere delalet olduğuna dair ya da çok uzun boyluysa buna dair şeyler söylenerek böyle ya da çok kısa boyluysa işte bunu övecek şeyler söyleniyor. Buna da Bozo Omsku deniyor. Yani kızın övülmesi. Mesela o düğünde komşular yemek yapar, tatlı yapar, baklava, börek, Laz böreği falan şu bu. Bir yardımlaşma vardı. Şimdi onlar bitti, öldü. Bazı düğün gelenekleri devam etmekte. Hepsi olmasa da kısmen devam ediyor. Mesela eskiden işte gelin eve girerken şey yapılırmış. Gelinin büyüklerinden biri, dayısı. İşte gelin şeyin başına geldiğinde, erkeğin evinin başına artık yanına doğru geldiğinde işte şey istermiş dayı, önce bir su istermiş. İşte önce su verilirmiş, suyu içip ondan sonra ocağım kırılırmış. O da işte bu nazarı kırmak, oradaki nazarı almak üzerine yapılan bir şey. Eskiden çok vardı ev düğünlerinde. Şimdi salonlarda yapılıyor, silah patlamıyor yani. Ama köylerde, mahallelerde, ev düğünlerinde çok eski tarihlerde, benim çocukluklarımda veyahut da gençlik yıllarımda patır patır silah atarlardı. Malum tüm işte Türkiye'nin büyük çoğunluğunda olduğu gibi bizim düğünlerde de işte bizim için en büyük eğlencelerden bir tanesi atılan silahların boş kovanlarını toplamaktı. Ama tabii insan şeyden tedirgin oluyor. Günümüzde işte çokça duyuyoruz düğünde atılan silahlar sonucu ölen insanları. Çok şükür ki bizim orada öyle bir örnek yok. Mangal diye bir şey vardır. İşte kız tarafı erkek tarafı oturur. Kız tarafı işte der ki kızın evden çıkması için işte bir 14'lü gelecek mesela. Ya da işte bir inek gelecek. Ya da işte ne bileyim zor şeyler böyle talep edilir. Artık o bir pazarlık usulüdür. Yani inek gelmez ama koyun gelir. Ya da koyun istenirse bir horoz gelir gibi. Ne istenir? Laz böreği istenir. Belki fındık istenir. Mısır istenir falan, işte halı istenebilirmiş. Böyle isteklerle her istek gerçekleştirildikçe o sandalye erkek evine bir adım daha yaklaşır, bir adım daha yaklaşırmış. Artık en son sandalye kaldırılır, ayağa kalkılır ve damat gelsin dedikten sonra gelin erkek evine doğru girmeye hazırlanırmış. Girerken şerbet verilirmiş geline.
Gelin o şerbetin içine parmaklarını batırıp kapıya sürermiş. Sonra hem gelin hem damat o şerbetten içerlermiş. Kızın sağ ayakla eve giriyor olması, eve girdiğinde evde yaşayan annesi babası sağ olan genç bir kadın işte kızın ayakkabısını çıkarır gelinin, işte sonra çorabını çıkarır ve ayağını yıkarmış sağ ayağını. Sonra o su o evin etrafına dökülürmüş. Yani bu ayak bu eve huzur, bereket ve temizlik getirsin diye. Kuçhek tavaşi denen bir şey var. Yani ayağın geri dönmesi gibi bir şey. Şöyle bir gelenek var. Düğün gecesi malum gelin eşinin evinde kalır. Sabah kalkar, baba evine gider. Baba evine gitmek zorundadır. Yani bu gelenektir. O gitmeden olmaz. Baba evine ister eşiyle ister eşi olmadan emin değilim ondan ama baba evini ziyaret eder. Kız evlendikten 3 gün sonra baba evine ayak dönüşü yapıyor genelde. Gittiği evin yani evlendiği evde 3 gün çok fazla iş yapmıyor. Yani eğer çok iş yaparsa işi bitmez diye işte annesi ve diğer kadınlar tarafından tembihlenmiş oluyor. Baba evine gidiyor. Ondan döndükten sonra artık evin işlerine daha çok koyulmaya başlıyor. Eve ilk döndüğünde mısır ekmeği kuruyor evde. Mısır ekmeği pişiriyor. Yalnız mısırın ununu biraz daha az yapıyor. Eğer çok yaparsa çok çocuk olacağını söylenmiştir çünkü ona. O da mısır ununu biraz daha az koyar. Genelde gelin işte eşinin ailesinin yanına işte annesi babası veya kardeşleri varsa da olabilir. Genelde öyle bir eve. Hatta böyle birkaç gelinin bir arada yaşadığı evler olurmuş. Biz üç kardeşiydik. O zaman fakirlik devresi evlenemedik. Uzun zamandan çoluk çocuk sahibi olduk. Bir evde. O da 4 oda, bir mutfak. Bir oda dışarıda. Orada hayat yaşadık. Zaruri tabii. Zaruri. Kimi kavga ettik, kimi bağırdık, kimi gücendik. Çünkü bir evde 4 hane, 3 hane olursa orada huzur olur mu? Olmaz. Eskideki kızlarla şimdiki kızlar başkadır. Şimdiki kızlar uyanık, okumuş. Kolay kanmaz. Babasını geçmez. Evet. Eskide cahil idi kız, ne derse tamam dedi. Öyle değil miydi? Şimdi kolay kolay kaçmıyor. Ne kadar seversen sevsin. Gel elçi gönder, al diyor. Belli kadın işte büyük ölçüde ikinci sınıf olarak görülür. Lazlar'da biraz daha farklı bu diye düşünüyorum. Özellikle yaşlı kadınların ailede ciddi bir otoritesi vardır. Bazı ailelerde yaşlı kadınlar yönetir aileyi. Ve enteresandır bazı ailelerde aileye adını yaşlı kadın verir. Yani işte atıyorum kadının adı Ayşe olsun, yaşlı kadın. Ayşe Peşi diye bilinebilir. Yani kadının adıyla anılabilir. Ben mesela şeyde Ege'de, Akdeniz'de erkeklerle beraber tarlada kadınların çalıştığını görüyorum ama burada öyle bir şey yok. Burada çayı kadın toplar. O yağmurda, o şeyde sırtını alır. 10 kadınlar, yaşlı kadınlar, 10 tanesinden 9'unun bacakları, kalçaları şeydir, romatizma. Çok yağış aldığı için rutubet. Bir de kadınlarımız sürekli çay taşır, yük taşırdı. Yani yük taşıma
Onları çok hırpaladı, onları şey yaptı. Şimdi Karadeniz'de yine çay var ama o Gürcistan kapısı açıldı. Şimdi çay tarlalarının geçeceği işçilere bu Gürcüler oldu. Onlar bizden daha yoksun. Geliyorlar işte yazın 3-5'e çalışıyorlar. 50-60 lira yövmeye alıyorlar. Gidiyorlar. Çaylarımızı onlar topluyor şimdi. Onlar şey yapıyor. Artık analarımız da patron gibi oldu ama anam diyor şimdi bir iş işten geçtikten sonra konakta otursam ben ne olur? Yani 100 tane hastalığı var. O Karadeniz'in kadınları hakikaten Anadolu'nun kadınlarından çok farklı. Çok çalışkan bir. İki, bir de hırslı. Yani hep birbirleriyle yarış halinde. Onun üç ineği var. Benim 4 tane olsun. Onun işte 3 ton çay veriyor. Ben 4 ton vereyim. Böyle bir hırs içerisinde. O hırs tabii ki yıprattı onları yani. Toplumsal cinsiyet açısından da tartışırsak belki bunu çok bu minvalde konuşulmaz. Las kadınları farklıdır. İşte sözünü de söyler. İşte erkek gibidirler. Niye? Çünkü Las kadınının doğayla ilişkisi çok farklıdır. Yani çetindir. Karadeniz koşulları ve şartları hem iklimi hem doğası çok çetindir. Ve burada çok ta başından beri mücadele etmeyi öğrenir aslında. Babam müthiş bir atmaca tutkusuna sahip bir insandı. Ondan biliyorum. Yıllık izni vesairesini her şeyini atmaca mevsimine göre ayarlardı. Bunun mazisi yani bu atmacacılık kültürü ta ki 1500-1400'lü yıllara falan dayanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in şeydeki Bursa Külliyesi'nde bir fermanı var. Ketudalara bir ferman yazmış. Demiş ki Ketudan Mehmet Efendi'ye diyor. Köylünün diyor atmacalarını toplayacaksınız. Ola ki başka malına mülküne zarar vermeyeceksiniz diyor. Bizim Lazları bu atmacaları tutmak için görevlendiriyor. Çingenleri de onların bunların kaldığı yerlerin işte pisliyorlar temizlemesi için görevlendiriyor. Osmanlı görevlendiriyor, buldurcunları bunlara tutturuyor. Askerin karahanasına koyuyor buldurcunu. Yok yok. Yani şey etmiyor bunu böyle, zayi etmiyor. Askerin karahanasına buldurcun koyuyor, işte Lazları görevlendiriyor. Oradan beri geliyor tabii kültür. Tabii Rizeliler İstanbul'a gelince Karadenizler haliyle nasıl köpeklerini evlerini getirdi insanlar. Bu da onların yaşamının bir parçası. Bunu da getirdik bu İstanbul'a. Türkiye'ye iki koldan girer bu yırtıcı kuşlar. Biri o Artvin Maçahel boğazından girer. Biri de bu Trakya'dan girer, göç. Gelir böyle İstanbul boğazından geçer. Kuş cenneti Hatay Samandağ'dan terk ederler. Yani yemin peşine gider bu. Ağustos'ta batıdan gelir, Avrupa üzerinden gelir, güneye gider. Mart'ta da tekrar şeye gider. Mart, Nisan'da göç ters olur bu sefer. Batıya gider. Ta ki mesela geçen sene değil, belki sene bir atmaca yakaladık. Bacağında bir halka vardı. Bir baktık Helsinki Üniversitesi, Yırtıcı Kuşlar Kürsüsü. Aradık bulduk. Adamlar bir de plaket gönderdi bize oradan, teşekkür etti. Göç yollarını izliyorlar, halkalı yol tutup. Bak Helsinki'den, ta nereden? Kuzeyden gelmiş. Bu da Enez'de yakalandı, böyle göç edip gidiyor. Yakalanmamız da uzun bir hikaye. Şu toprakta bir böcek vardır. Ne böceği? Onun dana burnu diye bir böcek. Dana burnu deniyor ona veya da vapa deniyor. Lazlar vapa diyor. Bizde biraz Rum kültürü de karışıktır. Yani kutaviçer deriz ona mesela. Şu kadar bir böcektir bu böyle. Şey yapar. Köstebek gibi toprağa gelip de bu kadar. Onu raço kuşu diyoruz ona biz. Raço. Lan o böcek lan. Şurada resmi var. Başlık. Bak şu kuşu görüyorsun, şu kuşu. Şunu. Yok ufak kuş var orada. Kuş şurada, kuş şurada bak. Bunlar atmaca. Bak şimdi önce o kuşu tutuyoruz, o böcekle. Örümcek kuşu yakalıyorsunuz. O kuşu yakaladıktan sonra o kuşu eğitiyorsunuz.
O kuşla atmaca yakalıyorsunuz. Atmaca yakaladıktan sonra atmaca yetiyorsunuz, onunla da bıldırcın yakalıyorsunuz. Hava yağdı, dediler ki bıldırcın var, arkadaşlar toplandı. Trabzon'da daha çok oluyor bıldırcın, havaalanı civarında. Babam hemen atmacasının köpeğini şeyini kaptı. Bu hayvanları unuttu, derenin kenarına oraya, denizin kenarına. Ulan hava yağdı, dere taştı, bizim hayvanların yağısını sürdü denizin içerisine. Dedem sağ, geldiler dediler ki, ya Marat Tay, sen hayvanlar denizde yüzüyor, taşmış şey gibi. Dedem bir baktı. Şey mi olmadı lan? Ya dinden imandan çıktı, babama küfürüm dersin, babam daha bir hafta daha gelir mi ortaya? Yolu yani, düşün şimdi. Malını mülkünü bırakıyor oraya, unutuyor yani, onda aklına gelmiyor. Bırakmış onları dışarı hayvanlar, almış atmacayı çekmiş gitmiş. Çocuk 6 aylık, hastalandı, alır gördü, kol şişmiş bu arada. Ben de Katakan'da dükkanı var, orada çalışıyorum. Telefon ettiler bana ki, bıldırcın var buralarda. Bıldırcın her gün olmaz. Onun cönata günleri var, olan günler var. Sen diyorlar, çalışıyorsun, biz çantaları doldurduk, geldik. Sen hava gelmiyor musun? Gel, hemen giderim dedim, gittim hayvan sıraya. Atmacamı bağlıyorum arabanın bagajına. Ondan sonra baktım kaybeder benim çocuğu, böyle aldı koltuğun altına asa asa getirir. Sen diyor al kuşun peşinde, bu çocuk ölüyor. Çocuğunla ilgilensene. Bağıra bağıra geldi yanıma. Dedim ya sen ne diyorsun ya? Çıkardım bir tomar para verdim ama dedim seni doktora mı getirecek? Nereye getirsen getir. Bıldırcın vardı, ben ava gidiyordum, bıraktım geldim. UNESCO'ya başvurduk, bizi şey aldı, kaybolmak olan kültür mirasları listesini aldı. Fakat tabii bizim devletimiz şeye hemen oraya görüş bir şey etti, muhalefet koydu hemen. Laz mutfağı, bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle komşu halklarla büyük benzerlikler gösterir. Mısır, kara lahana ve hamsinin baş köşede olduğu Laz mutfağı, geleneksel pişirme yöntemleriyle öne çıkar. Hamsili pilav yapacağım. Bizim yöremizin vazgeçilmezidir. Pirinçten ve hamsiden, taze hamsiden yapılıyor. Tuzlanmış hamsiden bu tarz yemekler tercih edilmiyor. Onlar tuzlanmış hamsiden sebzeli yemekler yapılıyor. Hamsili pilav yaparken taze hamsi kullanıyoruz. İçindeki kılçıkları çıkarıyoruz. Pirinç kavruluyor. Soğan kavrulup pirincini kavuruyoruz. Sonra döşeyerek, dizerek yani görselliğe de önem veriyoruz. Yemeğini yapıyoruz. Şu anda hamsinin taban kısmı hazır. Hamsi pilavın taban kısmı hazır. Şimdi içini hazırlayacağız. Önce 3 tane soğan doğruyoruz. Armuttan, hurmadan ya da üzümden yapılır. Üzüm pekmezi genelde Karadeniz'de toplanan üzümlerle yapılırsa gerçekten ilaç kullanmayıp üzüm pekmezi kullanan aileler biliyorum. Yani benim babaannem rahmetli başka köylere üzüm pekmezi aramaya giderdi biz hastalandığımız zaman. Pek nadir bulunur çünkü üzüm çok yoktur Karadeniz'de. Fakat pekmezi de çok az yapılır olmadığı için. Yapılırsa da çok faydalıdır. Kansızlığa çok faydası var.
Şu anda pilavımız hazır. Şunun üst kısmına tekrar hamsi döşeyeceğiz. Su koyup fırına vereceğiz. Patatesler çok lezzet verir. Balıkta patates çok uyum içerisindedir. Yani ben çok yakıştırıyorum bunları. Mutlaka balık pişirdiğim zaman yanında patates de pişiririm. Çünkü ona çok güzel lezzet veriyor. Lezzetleri karışıyor birbirine. Hamsili pilavımız hazır. Son şekliyle bu şekilde çıkarıyoruz. Bunlar da pekmezlerimiz. Subaşının başine yaptırdım ya pilari. Subaşının başine yaptırdım ya pilari. Ne gelen var ne giden kapattım kapilari. Ne gelen var ne giden kapattım kapilari. Ha böyle ufak ufak alalım çağımızı. Kız annen ile baban çeksin günahımızı. Lazlar eşsiz doğasıyla göğe yükselen bir coğrafyanın halkı. Anadolu'nun binlerce yıllık kadim halkı, bugün yok olmaya yüz tutan dilini, erimeye yüz tutan kültürünü korumaya çalışıyor. Anadolu'nun diğer kadim halkları gibi.